Arkadaşlar merhaba, Gezelim Öğrenelim programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde atanın çocuklarıyla atanın mezunlarını ziyaret edip ilimizde yürütülen ekonomik faaliyetleri size yerinden göstereceğiz. Yerli üretim olan yerleri geziyoruz, gözlemliyoruz. We are observing local flour factories. Bugün ham maddesi buğday olan unun üretim yeri olan Öz Buğday Fabrikası'ndayız. We are in Öz Buğday Company at the moment. Vazgeçilmez gıdaların başında olan un, ülkemizde en çok tüketilen gıda özelliğini taşır. The most popular product in our country is flour. Burada buğdayın una dönüşümünü gözlemleyeceğiz. We are observing how it's turning into flour. Öncelikle buğdayları fabrikaya getiririz. First they bring wheat into my factory. Buğdaylar kalitesine ve cinsine göre ayrılarak depolara alınır. Second they divide wheat by its quality. Buğdayın içindeki yabancı maddeler ayıklanır. Then they clean the wheat from all different things. Buğdaylar depolarda 24-36 saat bekletilerek kuruması sağlanır. They dry the wheat in the 24-36 hours. Değişik makinelerden geçirilerek ölçülür ve un haline getirilir. They grind the wheat in different types of machines. And now flour is ready. Ticaret, ucuz mal alıp aldığınız fiyata kendi kazancınızla ekleyip aradaki farktan para kazanmaktır. Kısaca kazanç amacıyla yürütülen alım-satım etkinliğidir. Biz bugün okulumuz mezunu, ilimizde baharat ticaretiyle uğraşan Neşet Çıra ile ticaret hakkında röportaj yapacağız. Merhaba, öncelikle kendinizi bize tanıtır mısınız? Ben 1974 kolej mezunuyum. Kolejde mezun olduktan sonra iş yerimi kurdum. Ticarete atıldım. 42 seneden beri ticaretin içerisindeyim. Şu an aile şirketimizi kurduk. Çocuklarımla beraber aile şirketini yönetmeye çalışıyoruz. Bize işiniz hakkında bazı bilgiler verebilir misiniz? Biz işimize başladığımız zaman sıfırdan başladık. Bu duruma geldik. Benden sonra oğlum, kızım ve üçüncü torunum olarak seninle gurur duyuyorum. İlimimiz olan Hatay'da ticaret potansiyeli ve kolları hakkında bizlere bilgiler verebilir misiniz? İlimizdeki potansiyelimiz gerçekten de çok büyüktür. Bizim burada ticari hayatımız çok geniştir. Bayağı
ticaretle ilgili açık alanlarımız vardır. Baharat üzerinde genelde Türkiye'de alıp tüketimini sağlamaya çalışıyoruz. Sabunun temel malzemesi defne yağı ve zeytinyağıdır. İçinde meşe külü, kirli toprak suyu ve kaya tuzu gibi sabunlaşma yardımcıları dışında hiçbir katkı maddesi bulunmaz. Kaynadıktan sonra sabunlaşır, kalıplara kare kare kesilir ve kurumaya bırakılır. Defne çekirdeği Hatay'ın bereketli topraklarından özenle toplanır ve bundan yapılan sabunlar dünyaya yayılır. Okulumuz mezunu ve Kuseyri Çiftliği Sabun Fabrikası sahibi Fatih Salih'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Diğer bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.